Şimdi bakın, şu an bizim ortamda bir tane VPN serverımız var. Bir tane VPN serverımız var. Şimdi bu VPN server bizim SSCP kabul ediyor. Aynı zamanda IKE versiyon 2 kabul ediyor falan. Bunlar güvenli VPN türleri değil mi? Bunlar bizim kullandığımız güvenli VPN türlerinden iki tanesi. Madem bizim VPN server SSCP ve IKE versiyon için konfigüre edildi, biz diyelim ki dışarıdan VPN yapan adamlar SSCP ve IKE versiyon dışında bir VPN türüyle geliyorsa bağlantı yapamasınlar. Ne yaptınız? Bu şekilde bir kural yazarsınız eğer. Diyeceksiniz ki dışarıdan bize VPN yapanlar SSCP ya da IKE versiyon 2 dışında bir VPN kullanıyorsa VPN bağlantısı yapamasınlar. Niye? Madem güvenli konfigürasyon yaptık biz, güvenli konfigürasyon yaptıysak milleti de zorlayalım bunu kullanmasına. Değil mi? VPN yapamasınlar. İstenen bir şey bu. Bunları polisler yardımıyla yapacağız. Polisi diye bir şey var, olay var. Network polisleri. Bu polisler kullanarak siz diyebiliyorsunuz ki şu olan, şu bu olan adamlar işte şu saatlerde VPN yapabilirsinler ama sadece SSTP kullanabilirsinler. Mesela hafta sonu ise yapamazsın. VPN bağlantısı yapamazsın. Yani ne yapabiliyorsunuz? VPN yapabilecek adamlara karışmaya başlıyorsunuz artık. Şöyle olsun, böyle olsun, şu şekilde yapılsın, bu şekilde yapılamaz gibi polisler yazabiliyoruz. Yazacağız, göreceksiniz. Tamam. Onun dışında göreceğimiz konunun genel adı aslında Network Policy Server diye geçiyor. Network Policy Server. Yani adından da anlayacağınız üzere polisler yazıyoruz ya. İşte bunları yazdığımız servisin adı da bu. Network Policy Server servis. Bu servisi bir makine üzerine kurduktan sonra bizim RAS makinesi ile Network Policy Server olan makineyi konuşturtmamız lazım. Niye? Şurada şöyle bir mantık olacak. Mesela ben bu makineyi Network Policy Server olarak yapılandırdım. Bu makine Network Policy Server oldu. Şimdi atıyorum bir tane kural yazdım bu makine üzerinde. Dedim ki hafta içi işte çalışma saatlerinde işte SSTP VPN izinlidir falan. Böyle bir kural yazdım. Buna benzer kurallar yazacağız zaten. Hafta içi çalışma saatlerinde SSTP VPN izinlidir diye bir kural yazdım şu makine üzerinde. Tamam. Bu makine üzerinde öyle bir kural yazdım. Sonra ben şimdi bu VPN server'a gerekli polisler için şuraya gitmen gerekiyor demezsem bu VPN server oraya gitmeyecek. Dolayısıyla şu VPN server ile network police server'ı konuşturtmamız lazım. Diyeceğiz ki network police server'a bak klon 3 sana gelecek. Klon 3'e de diyeceğiz ki sen buraya gideceksin. Yani burada bir eşleştirme söz konusu olacak. Bu VPN server polisler için gitmesi gerektiği yeri öğrenecek. Aynı şekilde network police server'da gelecek adamı öğrenecek. Tamam, eşleştirme yapmamız gerekiyor. Ki yapmazsanız bu adam buraya gitmiyor. Gitsin diye oraya yönlendirmemiz lazım. Mesela bizim ortamda düşünelim. Burada mesela U1 diye bir kullanıcımız var. Şurada U1 diye bir kullanıcımız var. Biz bu U1 kullanıcısına için gerekli olan polisi yazdık. Dedik ki hafta içi çalışma saatlerinde VPN yapabilirsin. Hafta içi herhangi bir saatte bu adam geldi çalışma saatlerinde VPN'i yaptı. Dedi ki ben U1'im, şifrem password 1. Sonra U1 kullanıcı şifresini söyledikten sonra bizim VPN server olan makine network police server'a koşuyor. Network police server'a diyor ki bana böyle bir adam geldi, VPN yapma hakkı var mıdır? Network police server kontrol ediyor, VPN bağlantısı yapma hakkı var mıdır yok mudur diye polisleri kontrol ediyor. Diyor ki vardır. Ondan sonra diyor ki tamam bağlansın diyorlar. Tamam, yaptığı şey bu. Bundan farklı bir şey değil. Kendi network police server'ımızı kurduktan sonra böyle işler yapabileceğiz. Şimdi gelin klon 3'e. klon 2'ye. Klon 2'ye network policy server servisini kuracağız. Yani temel amacımız dışarıdan içeri gelen adamlara karışmak. Yapabilecekleri şeylere müdahale etmek. Açıyorsunuz bir server manager. Klon 2'de server manager'ı açıyoruz. Hostan Edros dedik. Klon 2'de Hostan Edros dedim. Ve şuraya kadar geldik. Hostan Edros dedim. Şu an buradayım. Bu rol konumu ekranında ilk sorduğu şey bize.
Kuracağımız servis Network Policy Server. Bir ekstrem. Burada öyle bir servis yok. Var mı? Network Policy Server diye bir şey yok. Ama bakın ona benzer bir şey var. Network Policy and Access Services var değil mi? Ona tıklayın. Bunu biz daha önce ne için kullanmıştık? Ne için kullanmıştık bu servisi? NAT yapmak için, routing yapmak için, VPN server olarak yapılandırmak için makineyi bu servisi kullanmıştık. DNS kabul mu hocam? Kalsın, DNS işimiz yok. Next, bir daha next. Bakın en tepede duruyor. Network Policy Server. Onu işaretliyorsunuz. Network Policy and Access Service işaretleyip iki next yaptık. Sonra Network Policy Server seçiyorsunuz. Next. Bir de install. Şimdi o korulurken bir şeyden daha bahsedelim. Şu an bizim ortamda bir tane VPN server var değil mi? Bir tane VPN server var. Şimdi bu VPN server üzerinde aslında bir network policy server var. VPN server'ın üzerine gidip bakarsanız orada network policy server'ı göreceksiniz. Şöyle kısaltılmış için yazayım. VPN server'ın üzerinde network policy server zaten hali hazırda var. Şimdi bu makine üzerinde VPN server'ın üzerinde network policy server varsa biz niye gidip bir makineye daha network policy server kuruyoruz ki? Değil mi? Yani bakın Clone 3'e gidin. Clone 3'te start administrator tools network policy server burada var. Clone 3 üzerinde. Niye? Çünkü bu makine VPN server olarak yapılandırdığı için var. Ama siz gidip niye bir makineye daha gidip network policy server kuruyorsunuz ki? Ne gerek var? Sebep şu. Şu an bizim ortamda bir tane VPN server var. Atıyorum bir tane daha VPN server oldu. İki tane VPN server'ımız var. Niye? Bir tanesi belki istediklerimizi karşılayamadı. Belki 10 kişi bağlandı bu makine sürünmeye başladı. Sonra diğer 10 kişi için bir tane daha VPN server yapılandırırız. Tamam, yaptığınız şey bu. Sonra dediniz ki şu makine üzerinde yaptığınız kuralları buraya taşımak istiyorsunuz. Şimdi buraya kural yaptınız ya. Buradaki kuralları buraya taşımak istiyorsunuz. Oluyor. Yani burada yaptığınız kuralları, yani demin az sonra yapacağımız kuralların aynıları, network policy server üzerinde yaptığınız kuralları buraya taşıyabiliyorsunuz. Tamam, iki tane varken güzel. Peki üç tane VPN server olursa burada yaptığınız kuralların aynısını buraya, ondan sonra buraya eklemek lazım. İşin kötü tarafı şu. Buraya da bir policy değişikliği yaptığınız zaman gidip burada da değiştirmeniz lazım. Burada da değiştirmeniz lazım. Değil mi? Bir ton iş. VPN server arttıkça. O sebeple siz onun yerine merkezi bir tane network policy server kuruyorsunuz. Sonra bütün VPN serverları bununla konuşturtuyorsunuz. Böyle. Bununla konuşturtuyorsunuz. Bununla konuşturttuktan sonra polislerin hepsini bunun üzerinde yapıyorsunuz. Şimdi 3 tane VPN server'a nereye bakıyor? Bir tane polis, network policy server'a bakıyor ya. İşte o zaman da her şeyi merkezi noktadan yönetmek, aynı zamanda polisler üzerinde değişik yaptığında hepsinin de haberi olmasını sağlayabiliyorsunuz. Yaptığımız şey bu. Tamam. Birden fazla VPN server olduğunda böyle merkezi network policy server kuruyorsunuz. Bir tane varsa hiç gerek yok. Ama biz şimdi normal network policy server üzerinde, yani Clone 3 üzerindeki network policy server ve şu network policy server arasındaki farkı anlatmak için bu şekilde yapıyoruz. Yoksa Clone 3 üzerindeki network policy server üzerinden polisler yapabiliyorsunuz. Ama Clone 2'ye rol olarak kurduğunuz network policy server'da daha fazla şey var. Tamam, o farkı anlatmak için o yüzden bunu gösteriyoruz. Burada daha fazlası var, bunda biraz daha az özellik var. Tamam. Yani polisleri merkezi noktadan yönetmek istiyorsanız rol olarak kuruyorsunuz da eğer tek bir VPN server'ınız varsa aynılarını şuradan da yapabiliyorsunuz. Farklı değil. Peki rolün kurulumu bitti. Hemen Administrator Tools'tan Network Policy Server'ı açıyorsunuz Clone 2'de. Network Policy Server'ı açtım. Şuraları genişlettim. Şuraya kadar geldim. Şimdi bakın bu Network Policy Server'ın yaptığı şey ne? Ortamdaki polisleri kontrol etmek değil mi? Kullanıcının hakkı var mı yok mu onun kontrolünü yapmak. O sebeple bu adamın bu rolün ortamda yetkili olarak çalışabilmesi için bunu Active Directory ortamında yetkilendirmeniz lazım. Yetkilendirmeseniz adam kullanıcı şifre kontrolü yapamıyor. Tamam mı? O yüzden yetkilendirmek lazım bu makineyi. Nasıl yetkilendiriyorsunuz? Network Policy Server lokal yazıyor ya şurada. Oraya bir sağ tıklarsanız Register Server in Active Directory diye bir şey var. Register Server in Active Directory. Bu
Network Policy Server olan makinenin yetkilenmesini sağlıyor. Kullanıcı adı şifre kontrolü yapmasını sağlıyor. Ama bunu yapmazsanız yapamıyor. Register Server in Active Directory dedim. Ve de OK. Bunu yaptığınızda Clone 1 üzerindeki, yani Domain Control üzerindeki göstereceğim. Bakmanıza gerek yok. Sadece gösteriyorum. Register Server in Active Directory dediğinizde şurada RAS and IaaS Service diye bir şey var. User'ın altında. Şöyle bir grup var. Şu. RAS and IaaS Service. Bu grubun üyesi yapılıyor o makine. Bakın çift tıklarsanız eğer ona, bakarsınız daha sonra. Members'tan bakarsanız kim var burada? Clone 2. Register Server in Active Directory dediğinizde adam otomatik olarak buraya ekliyor kendisini. Ama burada yetkili olarak çalışmaya başlıyor. Bunu sınavda soruyorlar. Unutmayın. Register Server in Active Directory dediğinizde şu grubun üyesi yapılıyor adam. Ha? RAS and IaaS Service. Sınavda soracaklar. Soruyorlar değil, soracaklar. Domain'de oturma açmadın mı acaba? Ya da yaptığında şurada gözükmüyor mu? Hocam ben Clone 1'e de kurmuştum. Kaldım en mesajı devam mı? Clone 1'e de kurdum. Yani ben de Clone 1'e kurmuştum da değiştirdim. Yok, problem değil. Durabilir. Sen Clone 1'de Register Server in Active Directory dedin mi? Yok. Tamam, o zaman kadar. Tamam. Peki. Şimdi şurada Radius Client Side Service var ya. Şurada. Şimdi burada bilmediğiniz bir takım terimler var. Radius ne demek? Onlardan konuşacağız. Olmadı mı? Şurada Radius Clients ve Radius Service diye bir kısım var. Şimdi Radius ne demek? Radius ne iş yapıyor? Radius ile ilgili sınavda sorular göreceksiniz. O yüzden iyi dinlerseniz iyi olur. Şimdi Radius ne demek? Radius şu demek. Şimdi bakın, bu benim VPN serverım Microsoft değil mi? Microsoft. Microsoft'un RAS'ı, bildiğiniz yazılım. Yazılım olduğu için, bu Microsoft'un ürünü de olduğu için bu cihaz direkt olarak Domain Controller'la konuşabiliyor. Şimdi bu ne demek? Ben dışarıdan bir VPN bağlantısı yaptığım zaman mesela U1'im, şifrem password 1 falan dedim. Sonra bağlantıyı yaptım, buraya kadar geldim. Sonra VPN server'e dedim ki ben U1'im, şifrem bu. Sonra Clone 3 Domain Controller'a gidiyor, diyor ki bana U1 diye bir tane adam geldi, şifresi buymuş diyor. Hakkı var mı? Clone 1'e diyor ki var hakkı, bağlansın diyor. Şimdi bunun olabilmesi için, şu aradaki işlemin, konuşma işleminin olabilmesi için Clone 3'ün, daha doğrusu VPN server olan makinenin Clone 1 ile konuşabiliyor olması lazım. Onun dilinden anlayabiliyor olması lazım. Dolayısıyla dilinden anlamıyorsa konuşamayacak değil mi? Yani burada söylemeye çalıştığım şey şu. VPN server'a gidip domain kontrol üzerinden kullanıcının hakkı var mı yok mu diye kontrol edebilmesi için onun dilinden anlaması lazım. Dilinden anlamazsa konuşamayacak. Peki. Bu cihaz Microsoft'tu. Peki bu cihaz Microsoft olmasaydı da bir cihaz olsaydı. Cihaz. Bildiğiniz fiziksel bir cihaz. Şöyle kutu. Bunun bir cihaz olduğunu düşünün. VPN serverlık yapan cihaz bir kutu. Kutudan oluştuğunu düşünün. Şimdi bu herhangi bir markanın ürettiği bir cihaz. Şimdi ben makinemi açıp şifrem kullanacağım U1 şifrem password 1 falan desem, cihaza bağlantı yapsam, cihaz domain kontrolüne gidip benim hakkımın olup olmadığını sorgulayamayacak. Niye? Çünkü bu cihaz bir donanım. Sizin domain kontrolünüzle konuşamıyor. Konuşamadığı için de ne yapamayacak? Sizin kullanıcı adı şifrenizi doğrulayamayacak değil mi? Bağlantı yapamadığınızı. İşte bu durumda araya bir tane aracı atıyorsunuz. Buna Radius deniyor. Radius. Radius'un yaptığı şey şu. Siz cihazla Clone 2'yi konuşturuyorsunuz. Mesela bu bizim Network Policy Server. Yani Radius'tan anlayan adam bu. Cihazla Network Policy Server'ı konuşturuyorsunuz ki bunlar atıyorum İngilizce konuşuyorlar mesela. İngilizce. Sonra Network Policy Server'la Domain Controller konuşuyorsunuz.
Şimdi bu da Almanca konuşuyor atıyorum. Şimdi Domain Controller, Network Policy Server Almanca konuşuyor. Network Policy Server cihazda da İngilizce konuşabiliyor. Ne yaptı bu adam? Adet tercüman oldu. Tercümanın yaptığı şey şu. İki tarafın da birbiriyle konuşabilmesini sağlıyor aslında. Yaptığı şey bu. İşte burada adamlar Radius demişler. Radius. Bu Radius'un standartlı bir protokol ve bütün cihazlar bunu biliyor. Bütün cihazlar bundan haberi var. Tamam. Yani olay şu. Bu cihaz olması durumunda kullanıcı adı şifresini doğrulamasını yapamadığı için araya bir tane adam atıyorsunuz. O ortamı tekrar simülelim. Ben U1'im, şifrem 541 dediğinde ben buraya bağlantı yapıyorum da kullanıcı direkt domain kontrolüne gitmiyor. Kime gidiyor? Network Policy Server'a. Diyor ki bana böyle bir tane adam geldi. O da diyor ki sen dur bekle. Sen arka planda bekle, ben bir kontrol edeyim diyor. Bu buna gidiyor, diyor ki bana U1 diye bir adam gelmiş, şifresi bu. Bağlantı hakkı var mı? Var. Bu buna veriyor cevabı, bu da buna veriyor. Tamam diyor ki sen bağla. Radius'un yaptığı şey ne o zaman? Radius aracılık yapıyor. Aracı adam. Tercüman. Halbuki dilden de konuşabildiği için size o işi yapıyor. Konuşmalarını sağlıyor. İşte bu Clone 2 ile cihaz arasındaki konuşma şekline de, o protokolün ismine de adamlar Radius demiş. Tamam? Radius. Radius eşittir cihazla bir yazılımı konuşturmak istiyorsanız araya atacağınız yazılım oluyor. Bizim için bu ortamda ismi Network Policy Server bizim için. Peki. Burada bizi sorduğu şey ne o zaman? Radius Client ve Server kim? Bizim için Radius Server kim? Kim? Bizim ortam için Radius Server kim? Network Policy Server olan makine değil mi? Clone 2. Clone 2. Peki Radius Client kim? Radius Client? Aynen öyle. Burada client ve server demek şu demek değil. Yani clone 3 de bir server. Sonuçta bu VPN server. Ama buradaki olay şu. Client dediğimiz kim? Hizmet alan adam. Kimden alıyor? Clone 2'den alıyor. Clone 2 kime hizmet veriyor? Clone 3'e. O yüzden de server gibi düşünebilirsiniz. Tamam. Mesela ortamda bir cihaz olsaydı bizim yine Clone 2 Network Policy Server yani Radius Server olacaktı. Radius Client kim olacaktı? O zaman cihaz olacaktı. Tamam. Niye bunu anlatıyoruz? Bu bizim kullanacağımız şeylerden bir tanesi olacak. Çünkü şu Clone 2 ile Clone 3 üzerindeki VPN Server'ı konuştururken diyeceğiz ki Clone 3 Radius Client'tır. Clone 2 için diyeceğiz ki Clone 3 Radius Client'tır. Clone 3'e de gideceğiz diyeceğiz ki senin Radius Server'ın şu makinedir diyeceğiz. Hani dedik ya Clone 2 Clone 3'ü bekleyecek. Clone 3 de Clone 2'ye gitmesinin gerektiğini bilecek ya. İşte onları yapacağız yarın. Tamam. Radius nedir, tamam mıdır? Bunu biliyor olmanız önemli. Bunu sürekli kullanacaksınız çünkü sağda solda. Her durumda Microsoft'un VPN Server'la karşılaşmayabilirsiniz. O sebeple o durumlarda kullanıcı şifre authentication'ı yaptırtmak istiyorsanız araya bir Network Policy Server falan atmak lazım. Oradan ne? Lokalde de bulamış. Hayır hocam. Onun için sırf yeniden şey yaptım. Bak. Lokalde oturmayacaksın. Domain ismi Erdal Kol'la acaba Clone 2 Clone 1'e gidemiyor mu? Bakalım. Haydi vazgeç. Vazgeç. Haydi. Shot.
ismi çözmeye çalışıyor. Senin domain ismine gitmeye çalışıyor. Gidiyor ama cevap alamıyor. Büyük ihtimal senin Clone 2'nin DNS'i yanlış. Clone 2 DNS olarak Clone 1'i görmüyor büyük ihtimal. Göstereyim onu, görmüş onu. Adamın network kartını söktüm ki vazgeçsin çabuk diye de. Administrator, evet. Senin DNS'le ilgili problemin var mı? Bakalım. Şöyle yapalım direkt. Şu grubun üyelerine senin Clone 2'yi ekleyelim. Sonra onu yapmaya gerek kalmasın. Clone 2. Senin makinesi Clone 2 değil mi? Gayet Clone 2. Niye bulamadım dedim. Ha evet. Bunların daha sonra bahsedeceğiz de. Sen şu DNS'e bakalım. Niye bu kadar sürün diyor? Haydi. IP'si otomatikte miydi acaba? Evet. 192 168 40.23 192 168 40.1 192 168 40.2 Sonra bir komut satırı link.erdal.com exit sonra da logo. Sonra bir daha yürü. Administrator at tamam şimdi onu yapmana gerek kalmadı. Zaten ben manuel olarak ekledim. Peki yarın Clone 2 ile Clone 3'ü konuşturacağız. Buraya kadar sormak isteğiniz var mı? Yarın Clone 3 Radius Client olacak. Clone 2 de Radius Server olacak. Sonra şu alt taraftaki policies kısmından da Network Policies kısmından da polislere bakıp kendi polislerimizi yazacağız. Falan filan. Var mı sormak isteğiniz buraya kadar?